Alın şimdi size doğrudan doğruya dönemin başbakanı İsmet Paşa'nın kendi ağzından çıkmış ifadeler. Nereden bunu okuyoruz arkadaşlar? Benim alıntıladığım kaynak Baki Özün Dersim Olayı sayfa 101. İsmet Paşa'nın Şeyh Said olayının verdiği kızgınlıkla olsa gerek 27 Nisan 1925'te Türk Ocakları Kongresi'ndeki konuşması diyoruz. Konuşmanın kendisinden alıntılıyorum şimdi. Biz açıkça milliyetçilik, milliyetçiyiz ve milliyetçilik bizi birleştiren biricik unsurdur. Türk çoğunluğunun yanında diğer unsurların hiçbir etkisi yoktur. Her ne pahasına olursa olsun ülkemizde yaşayanları Türkleştirecek, Türklere ve Türkçülüğe karşı çıkanları yok edeceğiz. Dini araç olarak kullanmaya kalkışanları ezeceğiz. İşte PKK'yı bunlar kurdu yorum yapmaya gerek olmadığı için paylaşacağım bilgi fişi ve çok süre az olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Evet, mesela arkadaşlar bu olaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğu illerindeki bütün teşkilatları kapatıldı. Resmen sömürge yönetimine geçildi. 12 doğu vilayetinde çok partili hayata geçilip de ciddi ciddi milletin oyuna muhtaç hale gelininceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi bir daha teşkilat kurmadı ne illerde ne ilçelerde. O zaman bile açık açık söylenenden sebep şikayetlerini Ankara'ya ulaştıramasınlar idi. Kendi insanına yaptı. Kendi vatandaşına yaptı. Sonra PKK olarak bu yatırımlar geri döndü. Mesela bu bilgiyi birçok kaynakta bulabilirsiniz. Ben şu anki alıntıyı Toplumsal Tarih Dergisi'nin Temmuz 2018 sayı ve 295 numaralı nüshasından sayfa 47 ve 54'ten yaptım. Dağ Türkleri söylemi bu olaydan sonra icat edildi. Doğan Avcıoğlu gibi sol kemalizmin kurucusu olan bir kişinin Kürt Türk kitabı Türkiye'nin düzeninin birinci cildi sayfa 325'te verdiği rakama göre Şeyh Said isyanından sonra herhangi bir suç işlediklerinden, şeyh sayıda yardımcı olduklarından değil. Bunlar da Kürttür, bölgesel nüfus sahibidir, işte şeyhtir, ağadır. İleride bunlar da böyle bir isyan başlatabilir endişesiyle yani suç işlenmeden ceza verme tarzında 500'ün üzerinde A ve Şeyh kendi topraklarından kopartıldı, Batı Anadolu illerine sürgün edildi. Bunlardan bir tanesi yani bu ortada suç falan yok potansiyel tehlike potansiyeli olarak görüyor. Potansiyel suçlu olarak görüyor faşizan dönemin rejimi. Hadi diyor seni sürdük. E bunlardan bir tanesi bu haksız muamele karşısında Ankara'ya şikayet dilekçesi gönderiyor. Benim ne suçum var? Bana niçin böyle bir ceza verdiniz? İşte benim memleketime iade edin falan filan. Cevap almıyor. Bir daha gönderiyor, bir daha gönderiyor. Ankara rahatsız oluyor en sonunda Ankara'nın bu Kürt ağasının yazdığı şikayet dilekçesine verdiği cevaba bakın üzün. Suçlu suçsuz birdir dilekçe yazıp yüksek makamları rahatsız etme. Siirt'in Cumhuriyet Sürüveni Ömer Obuz sayfa 55. Sonra ulusalcılar düşünsünler bakalım bu PKK nereden çıktı?